Mesela evliliğe vurayım. Boşanmam lazım, tamam. Tabii ki boşanman gerekiyor. Tamam. Ama sen beni bir daha dinle. Bu kardeşini bir daha dinle. Öyle karar ver. Tamam mı? Evleneceksin de öyle tersini yap. Mesela nedir o? Bir A4 al. Şuraya yaz. Boşanmalıyım. Çünkü bir, yaz gerekçelerini. Çünkü böyle oluyor da böyle. İki, böyle oluyor böyle. Üç, yazdın mı? Tamam. Geç arkaya. Boşanırsam muhtemel zararları şahsıma, çoluk çocuğuma, benim anne babama, eşimin anne babasına muhtemel ortaya çıkabilecek sıkıntıları 1, 2, 3 yazar mısın? Tamam, yazın. Katla bunu. Koy evin bir kenarına. Ertesi gün al bir tane daha 4. İçine geleni düşünerek değil. Boşanmalıyım çünkü böyle söyledi, böyle yaptı, böyle gitti, sözünde durmadı. Tamam. Boşanırsam muhtemel zararları şahsıma, çoluk çocuğuma, kızıma, evladıma, benim akrabama, eşimin akrabasına çıkacak fatura, sıkıntı böyle olabilir düşünerek değil. Hemen poşette ne varsa böyle çıkabilir ama birincisi de yazmadığın. Bir gün geçiyor ki yani hatırına gelip de yazamadın ya buraya. Keşke dememen için buraya yaz. Ek yap. Bu ek. Ertesi gün bir A4 al. Birincisinde yazdığın, ikincisinde yazdın ama şu anda hatırına gelip ama yazmadın. Bunlar da olmayanı burada yaz. Boşanmalıyım. Çünkü bu adam, bu eşim yaz. Ama burada olmayanı. Zorlamadan hemen ortaya dökülen. Boşanırsam kapıdan çıktı eşim. Kafadan çıkar mı? Yani eşimi boşadım gitti. Veya ben gittim. Kafadan gider mi? Tamam. İki, çocuğumu babasız annesiz büyütmenin bedelini bir hayal et. Çocuğum annesiz veya babasız ne olur? Babasız ne olur? Babalı bu oldu da babasız ne olur? Babalı bu kadar psikoloji var. Ne olur? Yaz. Tamam. Onları da yaz. Üç tane yazdın mı abi? Yazdım. Bir gün geçsin. Sonra o ayrı ayrı koyduğun kağıtları topla. Bir, iki, üç tane kağıt. Bir, iki, üç topla. Hepsini bir liste yap. Boşanmalıyım çünküler. Boşanırsam içsel alemimdeki benim çöküntü. Evet bir sineğin ısırmasına kaçıyorum ama timsahın ağzına giriyor muyum? Muhtemel şahsımın psikolojisi kafamdan çıkacak mı? Hislerimden kopacak mı? Peki bunsuz ben hayata nasıl bir şey hareket edeceğim? Acaba bulacağım ikinci muhtemel bir eşim. Böyle bir şey olmayacak tamam ama onun da başka noktada ne eksiği olur? Ona hazır mıyım? Onu biliyor muyum? Ve çocuğuma, kızıma, oğluma yansıyınca onu nasıl tedavi edeceğim? O boşluğu nasıl dolduracağım? Onları da yaz. Boşanmalıyım çünkü boşanırsa muhtemel diye böyle yap. Mukayese et. Eğer %50'yi geçerse %60, 70 arası boşanmak ağır bastı. Bastı. Boşa. Yok %60 bu ben bu boşandıktan sonra evet küçük bir insaniyetime, beşeriyetime, nefsime bu üç tane şahsiyet var ya. Yani şahsiyetime mi, ubudiyetime mi, vazife darlığıma mı hücum ediyor? Ondan sonra bak bakalım bu insanın hakareti, eşimin hakareti, beşeriyetime mi, ubudiyetine mi? Yani benim beşer olmam, insan olmam. Böyle dedi, öyle getir, sen insan değilsin, hayvansın falan. Bu beşeriyet. Kale alma desin. Çünkü niye hak ediyor? Benim nefsim de hak ediyor aşağılık. Ben ilk önce ben kendim. İkincisi benim namazım, niyazım, orucum, tevekkülüm, teslimiyetim, dinim var. Eşim dinime mi düşman? Benim nefsime mi düşman? Bana mı düşman, dinime mi düşman? Sana düşmansa nefsime, hiç afet geç. Dinine düşmansa onu ben mi yapıyorum? Ben mi onu aktif ediyorum? Bu bir meseleden dolayı
çok evliliğin mesela nedir, ne getiriyor, ne kadar şartlar var falan. Bir şeyi söyledim. Dedi ki bunu sen mi söylüyorsun, din mi söylüyor? Öyle konuş ki beni dine düşman etme dedi. Allah. Evet. O zaman dedim ben daha ilerisini bilmiyorum. Çünkü bu din demememesi lazım dedi. Duygularıma zıt dedi bu. Yani çok acayip. O zaman bu benim beşeriyetime mi düşman, dinime mi düşman, bir de davama mı düşman? Evet, peki bir konu başlamadan önce şey yaptım ama bu o kadar mühim ki. Sonra %60-70-50'yi geçiyorsa hangisi artık küçük o %40 sıkıntıya tahammül et ve yürü. Niye? %100 iyilik dünyada yoktur. Öyle bir şeyi aramak, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibidir. Olsaydı Adem Aleyhisselam dünyaya sürünmezdi. Muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Öyle bir şey yok. Beni kusursuz kabul etmek en büyük kusurdur diyen ustadın talebeleri değil miyiz? Barlada geçmiyor mu? Ustadını kusursuz zannetmek kusurdur diyen ustadın talebeleriyiz. Öyle değil mi? Ha o zaman benim de beşeriyetim var. Ben de kızarım, ben de çabuk, ben de dengesiz olurum. Ben de sen de. Ama tam hata yaparken Cebrail gelmiyor ki bana. Ne de usta da geliyor. Birisine geliyor. Öyle değil mi? Tam kuyuya gidecekti. Bir adım atarsan ya Muhammed, Firavun sana diyor şey, Ebu Cehil kuyu yaptı diyor, kuyuya düşeceksin diyor. Söyledi ki, bak bir kelam da söylersen bu adam yıkılacak diyen yok. Ama bana kızarak da dinden kopmuyor. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kızarak dinden kopuyor. Onun da öyle bir faturası var ama öyle bir bedeli var. Kur'an'dan okuyor. Hangi yerimize bu vuracak? Beşeriyetimizi inşa etmeyecek. İkinci şansiyetimize malzeme. Ubudiyetimize. Ubudiyetimize. Tamam. Kardeşim, ne olur ya? Allah rızası için. Elimi böyle yapıyorum. Evde huzursuzluk var. Ne olur? Beşeriyetine mi, kadınlığına mı, kocalığına mı, domates mi getirmedi? Yani dine mi düşman, beşeriyetine mi? Senin eksik insanlığına mı? Eksik insanlığına düşmansa nefsime vuran rahmet diyen ustadın talebeleriyiz. Nefsine mi vurdu? Vursun lan. Beni de acıtıyor. Ben acımıyor muyum ya? Beni de acıtıyorlar. Bana bile küfür ediyorlar ya. Hapsediyorlar. İçeride işkence yapıyorlar. 97'de işkence gördüm maddi. 2017'de değişik işkence gördüm. Hakaretim bin para su vermemişler yani. Günlerce su vermediler. Tuvalet suyu, maşapa, bulanık suyu içtim. İşkence değil midir? Niye bunu söylüyorsun? Affediyorum ben. Affediyorum. Niye affediyorum? Onlar affettiğimi mi zannediyorsunuz? Onları affediyorum, kin dünmüyorum, intikam dünmüyorum çünkü kafamı hür olmasını istiyorum. Affedersen hür olursun. Affedemezsen köle olursun, hapsedilirsin. Affettiğin kişi onu değil, kendini affediyorsun. Affetmedin burada ise sen ikide bir yoruluyorsun. Böyle. Kendi kendini yiyorsun. Kaşe bir şey olmuyor. Hür olmak istiyorsan af yolunu tercih et. Yoksa köle olursun. Suallerim var abi. Evet. Şimdi ben konuya gireceğim ama. Çok kısa olsun. Tamam çok kısa abi. Yani bunu bilmemiz lazım. Bu dersi bana yapıyorsunuz gibi düşünerekten Hasan abi kafamda oluşan sorulardır bunlar. Herkes kendisi evet. Öyle düşünmelisi lazım. Evet. Şimdi mesela şu Hasan abi var. Benim vazifedarlığım var, ubudiyet yönüm var ve beşeriyetim var. Şimdi bu üçünün de ayrı ayrı ifrat, tefrit, vasatı var mıdır? Var. Yoksa vasat üçünü bir araya getiren midir abi? Hayır. Hepsinin vasatı var. Vasatla bir araya gelmesi zaten peygamberliktir. Mutlak ekseriyet ise
vazifedarlık. İmam asıl imamları olur. Yani şu. Peygamberler iki sıfat tahakkuk eder. Asıl imamlarına tek. Nedir o? Mahfuzdurlar ve masumdurlar. Peygamberler. Mahfuz, hıfz ediliyorlar. Cebrail kontrol ediliyor. Yapma, deme, gitme, de. Mahfuz, hıfz. Hıfz altında. Masumdurlar, günahları yoktur. Kesin. İsmet sıfatları olduğunda. Asıl imamlar ise masum değiller. Mahfuz değiller. Cebrail ile kontrol edilmiyor ama günahsızdırlar. Günahları yoktur. Nasıl yoktur? Bilinen günahları yoktur. İmam-ı Gazali'nin ne günahı var? Bilen var mı? O zaman Müslüman, Müslümana bakışı bilmediği zaman zaten kusurunu araştırma karamdır. Hüsnü zanneder. Hüsnü zan yapar. Yani acaba var mı dedektörle, teleskopla, mikroskopla günah araştırmaz. Bediüzzaman Hazretleri'nin, İmam-ı Rabbani'nin günahı var mı? Bizce malum günahı yok. Tabii zahir şeriatta yok yani. Yok. Ha ne araştıralım abi? Böyle bir dini de haramdır. Başkasının haramı, kusurunu araştırma haramdır. Tamam. Suizan da haramdır. Tamam. Ha o zaman nedir? Masumdurlar çünkü günahlarını bilmiyoruz. Ama mahfuz değiller usul bakımından. Cebrail gelmiyor. Ama ilham alırlar ayrı bir şey. Tamam. Dolayısıyla üçünü masata getirmek hasa mahsus. Ne kadar ama asil imamları bu iki ve üçü, bir iki üçü zaten biri terk etmişler, bitirmişler işini beşeriyetin. İkisini de cem etmişler yani. Allah Resulü'nde ise işte nefsini öldürmemiş. Nefsini at gibi kullanmış. İtaat etmiş nefsi ona. Beşeriyetini yaşamış ki imam olsun diye. Her konuda beşeriyeti, insanlığını da yaşamış, ubudiyetini de yaşamış, vazifedarlığını da yaşamış. Öyle kenara çekilmiş, nefsi öldürmemiş. Feci abi ya, aklım almıyor ya. Akıl almaz. Sen miraca çık, gel pazara git, eşinle birlikte ol. Eşinle ol. Ya bu... Ondan sonra bütün kainat senin nurundan yaratıldığını bil, cakka yapma kimse. Böyle elin cebi kayıp da, ne diyorsun? İki tane kelam biliyorsan böyle yapıyorum. Ey. Yapma lan. Ne? Laf dinler lan. Böyle iyi. Affedersiniz yani. Hoş da değil bu örnek böyle örnek ama rahatsız da ediyor insan ama böyle yani. Biraz şey oldu mu kahvesi değişiyor ehli dünyanın. Araması değişiyor. Konuşması, çevresi hatta işini değiştiriyor. Utanmadan. Sıkılmadan yani. Ama peygamber münaç. İşte böyle bir peygamberin ümmetiyiz. O da yetmez mi bize? Rehberimiz bu. Allah'a sonsuz şükürler olsun. O dedi yani. Onun talebesi dedi ki, ehli dünya hayata ciddalıdır. Biz mevte karşı, ölüme karşı ciddalıyız. Yani onlar daha fazla yaşamayı düşünüyorlar. Biz ölümü hayatımızdan kaldırıp teriz tezkeresini nasıl çevireceğiz? Ehli dünyaya mücadele diyor galiba da. Ehli dünya mücadele ediyor. Evet. Biz ciddal. Evet. Yani ölüm, yani ölüm o kadar şey olmasa bize bak ne kadar rahatız. Şu dünya yaptı. Çünkü niye? Ne zaman ölümden korkar ümmet olduk ya? Acayip bir şey. Tedbir almayacak mıyız? Alacağız. Ne zaman? 5-6 ihtimalden bir ihtimal olursa. Korku dersi yaptık cumartesi.